Şimdi Gülben Ergen'in otoparkında keşif yapılacak da hani otomobile mi sorulacak, sana ne yaptı, neler başına geldi, ya zaten kamera şu çok, görüntüsü, hep şu çok giriş komik çıkış ya. var. Erhan Çelik Gülben Ergen'in arabasını bıçakladı, çok komik. Evet. Yok boğazına çöktü arabanın. Tamam, yok taciz etti arabayı. Şu başlık beni zaten hiç mutlu etmiyor. Hep böyle bir egzajere görüyorum. Hep böyle bir sanki böyle bilerek yaptırılmış haber gibi geliyorum. Evet, orada bir bıçak olayı çıktı. Uzaklaştırma kararı da bundan sonra alındı. Ben öyle biliyorum. Ama ısrarla basın, ısrarla uzaklaşma kararını hiçe sayarak geldi falan. Hayır, bundan sonra aldırdı ya. Ben yanlış mı biliyorum ya? Evet. Bu kronolojiyi çok iyi hatırlıyorum. Önce adam geldi otoparka. Doğru. Sonra ben uzaklaştırma. Ama herkes böyle veriyor. Gülben Ergen'in uzaklaştırma kararına rağmen. Hayır. Ya bir kere lütfen kendi açınızdan görmeyin ya. Bir kronoloji var, bir tarih var, bir sıralama var. Bir de bu adamın bıçakladığını ben görmüyorum. Gerçekten keşif istiyorum. Onun öncesinde hiç topa girmedi ki Eren. Ya ben burada Eren'i savunuyorum vesaire değil ben yani. Ben sana söyleyeyim, penguen kartpostalı evet. Çıkana kadar Erhan sustu. Sustu. Adam gitti kartpostalı koydu. Bende de vermiş aynısı dedi. Ondan sonra da zaten şey çıktı. Uzaklaştırma cezası evet. Çıktı. Dedi ki ben dedi çocuklarımın babasını dedi zor tutuyorum dedi Sayın Gülben Ergen. Çocukların babasıyla ben dedi haklarımı koruyacağım dedi. Çünkü bu otoparka giremez dedi. Ama çocukların babası da biliyorsun sonra çağırıyorlar. Ha, hiçbir ifadesini yani. Almak üzere benim bu konularla alakam yok diye açıklama yapıyor. Ama ne desin, o da kadın tek başına kaldı orada. O çocukların babasının da bu konuyla ilgili açıklama yapmaması da iyi bir duruş değil, onu da söyleyeyim yani. Bu çocuklar da ağaç kovuğundan gelmedi yani. Sen de babasın. O da ayrı bir boyut yani. Ne yapsın kadın tek başına? Benim kocam sahip çıkmadı, eski kocam. Ben tek başıma savaşıyor mu desin? O Türk kadını gibi söylemiş orada. Türk kadının zihniyetiyle söylemiş. Kocası hiç dahil etmeseydi. Nasıl dahil etmeseydi? Yani benim dahil edecek birisi yoksa hayatımda söylerim yani. Ececiğim yalnız kaldı ya. Aslan gibi tek başıma mücadele ediyorum diyor derim yani. Evet, senin zaten görünen köyün kılavuzu istemiyor da onlar öyle göstermiyor. Ha, daha da gururlu onurlu bir davranış. Erhan Çelik 6 yıla yargılanıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Erhan Çelik 100 bin TL. 100 bin lira da bir evet ceza. 100 bin lira da bir ceza. Bak kadın nasıl ceza. İnsanı vezir ve rezil aynı anda etti ya. Erhan ben tanımıyordum adamı. Ne yalan söyleyeyim. Çok çok iyi bir anchorman olabilir falan. Ama gerçekten medyatik yönüyle Gülben'in eşi olduktan sonra tanıdım. Gülben Ergen'in. Gülben'in fanları da bana kızıyor. Sen Gülben'e niye gül? Ne diyeyim ayol? Gülben Ergen hanımefendinin. Eşi olduktan sonra tanıdım ben Erhan Çelik'i. Ondan sonra adam nasıl bitti? Ne iş var, ne güç var, ne de parası da gitti adamın şu an. Kadın gerçekten bir insan hem vezir eder hem de rezil eder. Bazı kadınlar da bazı adamlara uğursuz gelir. Hep işi gücü batar mesela. Dikkat edin. Evet. Ona inanırım. Bak bir şey söyleyeyim. Bir kadın biriyle birlikte olsa hep işi gücü batar. Işığına. Evet abi. Bazen yan yana geldiği zaman bravo. Olmaz. Ben evin uğruna da çok inanırım, kadının uğruna da. Erkeğin uğru da. Erkeklik sallamıyorum da. Biz olur mu? Ne demek sallamıyorsun? Bizi hep sallamayın abi zaten. Öyle anlamadık değil, yani. Biz erkekler ölelim ya. Çok... Hayır, gerçek söylüyorum. Erkekler için de bazen de bazı erkekler de uğurlu gelir veya uğursuz gelir. O doğrudur da kadının uğurlu gelip gelmediği vallahi var ya. Bazı kadınlar harbiden peki bu Erhan'ın topa girmesi ne olacak? O zaman bir çocuklarıyla vesaire resimler paylaşmıştı. Çok yeni, çok tazeydi. Nihat'cığım şimdi Erhan'ın neyse yok. Çok tazeydi ya. Yani aldatıldığını öğrendiğini biz yayında neredeyse adam söyledi bize yani. Çok tazeydi. Nasıl yapmazsın? Çocukların fotoğrafı yanlış. Oradan yürüdü zaten. Evet. Uzaklaştırmayı da oradan aldırdı. Ama Erhan çok haklı tepkiler verdi. Ne yalan söylüyor. Ece sen ne diyorsun bu duruma? Hiçbir şey. Ece'nin Gülben'le kavgan var mıydı senin bir ara? Öyle bir şey mi hatırlıyorum? Benim avukatıyla şu an mahkemeliyim ben. Hayır, sen Gülben'le bir tartışman oldu mu? Seni ben olmaz öyle mi hatırlıyorum? Sen bağlanmıştın mı? Bir ara değil mi? Şimdi bana, hatırladım ya. Bana çok güzel mesajlar atıp dava dilekçesinde bana magazin figürü denilen zat. Ondan sonra yani beni aşağılayıcı, sunuculuğumu göz ardı edici, hangi mesleği yaptığımı bile bilmeyiş. Ben yıllarca karşısında yayın yaptım ve reytinglerde de onu her zaman geçmişimdir. Hı hı. Onları görmezden gelip beni avukatıyla ezmeye çalıştı. Ben de dava açtım. Madem hep anneliğinin arkasına sığınıyor, 4-5 tane adamla anılıp ben de dedim ki ben de bir anneyim. Sen beni niye olmayan bir dedikodunun içine zorla atıyorsun? Erhan Çelik'in ortada hiçbir suç günah yoktu ya, benle adı anılmıştı. O öyle bir şey olmadığını Gülben Ergen açıklamıştı. Yani o yüzden benim hiç konuşmak daha istemiyorum. Gülben, benim için geçti bitti bile olay. O ara Erhan'la evli değildi değil mi? Hayır, boşanmışlar.
Ben TRT'de yayın yapıyorum. O da ana haberi sunuyordu. Gülben'in hayatında o dönem biri vardı zaten. Gülben niye YouTube'a giriyor ki? Ama benim alakam yok Erhan Bey'le. Yani hayır, Erhan Bey diyorum hayır, zaten. Kopmuş Erhan'dan mesela. Kopmuş, boşanmış adamı mesela. Adamı suçlayacak hala bir şey bulması lazım. Dava dilekçesine. Evet. Bir iki kişi kendi ilişkisini de meşrulaştırmak için karşı tarafa bir çamur atmak ediyor lazım. Ediyor ki onun da Ece Erken denilen magazin figürüyle alakası var diyor mesela, anladın mı? Dedikodusu çıktı diyor. Ama kendi Instagram hesabıma üzülme tatlı kız yanındayım diye mesajı var. Tatlı kız. Tabii tabii, öyle de dalga geçti sağ olsun. Kızım, ama niye sen tatlısın? Aranızda kaç yaşım, yaşta sorulmaz ama yani. Ha yani bir de. Şey mi, senin şey falan mı zaten 3-5 yaşında kız, tatlı kız. Yani işte ya, ben de dedim. Ama haklı, bu da hiç büyümüyor ki arkadaş. Hala Erhan'a ulaşabiliyor muyuz? Bilal, Erhan'a ulaşırsak eğer bir canlı yayına bağlayalım, bir cevap hakkını tanıyalım ne? Kendisini. Erhan mı? Ne? Niye? Kendini mi kaybettin? Sadece bilgi veriyorum. Bilgi verir, asla girmez topa biliyorsun. Yazar, sen ben söyle. Ben de sağdan sonra acaba da kaldım yani. Delirme, mektup yok. Okuruz. Erhan mektup yolla da ben okuyalım. Ben mektupçuluk ama ben söyle, sever mektupları. Bayılırsın. Sever mektupları hiç, aman. Hay Allah. Topa gireceksin topa. Vallahi şekerlendik bak, be. Bak topa gireceksin. Sen abi, ben yüreksiz insanı sevmiyorum. Tamam evet, öyle perde arkasında ben insanları böyle şey gibi kullanayım, cambaz gibi, anladın mı? Arkadan mektup yazayım, mektup işleri yok. Bak döndü dolaştı, işine sana cesaret patladı. Cesaret biraz. Bak işine sana patladı. Evet. Çünkü anladın mı, işine sana patladı. Abi gireceksin ya, varsa çıkacaksın, geleceksin buraya. Bircan ya şunu, ya Nihat aslında böyle o işler öyle olmuyor abicim. O işler aslında öyle. Kazın ayağı öyle değil. Yani öyle. Sen bir kere mektup yazarsın okursun ama ikincisi başka bir mektup yazar, senin mektubu yırtar atarız yani, kusura bakma. İşte bak iş patladı. Üzüldüm vallahi, yine de söyleyeyim hani ama bu mektup bir işlerini. Ama bir keşif gelsin bakalım. Eskiden mektuplar ne güzeldi araba ya. Araba ne diyecek bakalım. Ben size eski mektupları özledim Bircan vallahi. Eski mektupları, rahmetli babam alırdı bana kağıdı kalemi verirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mektuba böyle mi başlıyor? Tabii aynen öyle, ben yazardım, ben yazıcı. Ha, sen yazıyorsun. Ben yazıcıydım. Rahmetli babam otururdu, onun yazması yazıcı. Ben hep okuma yazma işlerini ben bakardım. Oğluma gazete alırdı, oku derdi. Ben gazeteyi okurdum, yazardı. Mektup şu işte, abim nasılsın? Göz ellerinden öperim. Yengemin ellerinden öperim. Yeğenlerimin gözlerinden öperim. Amcamın gözlerinden öperim. Hep böyle, ondan sonra en altta da kestane kebap, acele cevap. Bravo. Gerçekten teknolojinin geldiği yeri seviyorum. Zamane mektupları çok değişti. Zamane mektupları. Şimdi artık Facebook'tan, her Instagram'dan bize DM'lerde mektup yazıyorlar. Buyurun. Evet arkadaşlar. Evet.